Merhaba sevgili dördüncü sınıflar. Evet dördüncü sınıflar matematik ders kitabımızın ilk ünitesi doğal sayılar arkadaşlar. Dört basamaklı doğal sayılar diyor. Doğal sayıları öğrenelim. Üç basamaklı üçüncü sınıfta öğrenmiştiniz. Şimdi 17 17. Yedi, sayfadaki etkinliğimiz var. Çalışalım etkinliği ve Doğal sayılarla ilgili. Bunları yapmamız istenir. Ama daha önce 30 saniye verin bana. Şuraya bir göz atalım öğrenelim diyor. Geçen sene 3 basamaklıyı öğrenmiştik. Şimdi 4 basamaklıyı öğrenmemiz gerekiyor. Peki nedir bu 4 basamaklı? 4 tane rakamın yan yana yazılması 4 basamaklı doğal sayıyı ifade eder bize değil mi? 4 tane rakam yan yana gelecektir. İster 4 tane 9, isterse 4 tane 1 yan yana gelsin. İşte şurada olduğu gibi 4 tane 9'u yan yana getirilmiş ve en büyük 4 basamaklı doğal sayı yazılmış 9999. Peki en küçük 4 basamaklı doğal sayı kaçtır? O da 1000'dir arkadaşlar. En küçük 4 basamaklı doğal sayı 1000'dir sevgili gençler. Çünkü 1000'den 1 çıkarırsanız 999 kalır. O da 3 basamaklı sayı olur. Şimdi bizlere şurada örnekler verilmiş. İşte 1254 basamaklı bir doğal sayıdır. 1187 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Şimdi bunların e, Nasıl çözümlüyoruz? Çözümlemesini soruyorlar bizlere. Şu büyük kare şeklindeki küplerin her birisinde 100 olduğu varsayılıyor. Şunlarda ise her birinde Pardon burada 1000 özür diliyorum. Çünkü 4 basamaklı burada 1000 olduğu varsayılıyor. Şurada 100 olduğu varsayılıyor. Şunların her birinde 10. Her biri 10 tane. Her bir tane çubuk. 10 kabul ediliyor. Bunlar da zaten birer tane olarak kabul ediliyorlar. Gördüğünüz gibi şurada bir çözümleme örneği var. Birler basamağı 3, birler basamağı 4, onlar basamağı Evet 3 çarpı 1 eşittir. 3 4 çarpı 10 eşittir. 40. Burada yüzler basamağı. Yüzler basamağında gördüğünüz gibi herhangi bir sayı yok. 0 var arkadaşlar. 0 çarpmada yutan elemandır bildiğiniz gibi. 0 çarpı 100 eşittir. 0. 1000. Binler basamağı bir tane bin var gördüğünüz gibi bir tane bin var. Bir çarpı 1000 1 çarpı bin eşittir bir. Şurada 4 tane on var gördüğünüz gibi onlar basamağı olduğu için 4 çarpı 10 eşittir 40. Şurada 3 tane 1 var. 3 çarpı 1 eşittir 3. Şimdi geçelim etkinliğimize. Burada boş bırakılan yerler var. Tamamlamanız isteniyor. Kırmızı ile yapılanlar bizim boş bırakılıp da bizim doldurduklarımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okunuşları ve sayılar var. Bazı yerlerde okunuşları boş bırakılmış, bazı yerlerde sayılar boş bırakılmış. Burada 2017, evet şurada 2017 verilmiş. Bunu yazmanız isteniyor en başa. 2017'yi yazdık şuraya. Burada da 6782 verilmiş. Bunun okunuşunu yazmanız isteniyor. Şu 6782 verilmiş. Okunuşunu yazmanız isteniyor. 6282. Burada 3609 verilmiş 3609'u yazdık arkadaşlar burada da 8151 yazıyla verilmiş yazmanız isteniyor yazdık burada da aynı şekilde 5702 burada da aynı şekilde 4410 eksik bırakılmış yazmanız isteniyor rakam ile burada ise rakamlar pardon sayılar verilmiş yazıyla yazmanız isteniyor. Sizin için biz bunları yaptık. Siz de aynen kitabınıza yazabilirsiniz. Burada da verilen sayıları abaküste üzerinde göstermeniz isteniyor. Evet sayıları abaküste çözümlemeniz isteniyor. Binlik. Binlik ne demek? 10 tane demektir arkadaşlar. 10 tane işaret koyacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane işaret. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. 9700'müş. 9 tane işaret 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet 9 tane. 9700 dediğine göre yüzlüğe 7 tane işaret koyacaksın. 7 tane nokta koyacaksın. 7 nokta koydun. Onlar basamağında 0. Yani sıfır ne demek? Hiçbir şey koymayacaksın, boş bırakacaksın demek. Birler basamağında kaç var gördüğünüz gibi? 7. 7 tane nokta koyacaksınız. 9707. Burada da en baştakini binliğe 8 tane koyacaksınız. Yüzlüğe 2 tane nokta koyacaksınız. Birlik ve onluk nedir? Her ikisi de sıfır olduğuna göre her ikisini de boş bırakacaksınız. Evet çözümlememiz bu şekilde 17. sayfada arkadaşlar. Yaptıysanız aşağı doğru geçiyorum. Evet burada yine bir abaküsümüz var. Yine abaküs üzerine 5281'i göstermeniz isteniyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5000. Burada 200, 2. Burada 8 tane noktamız var. 801. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Burada 6027. 6 tane noktamız var. Yani 6000 olabilmesi için 6 tane binlik. Bunların her biri bir tane binliği ifade ediyor. 6027. Burada 0 olduğuna göre buraya bir şey koymuyoruz. Burada 2 olduğuna göre 2 tane nokta koyuyoruz. Burada 7 olduğuna göre birler basamağına 7 tane nokta koyuyoruz. 6027 yazarak 17. sayfamızdaki etkinliğimizi böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki sayfada görüşelim. Bunu bitirip peşimden gelin.